Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Ben bir mukaddeme yapayım birkaç cümleyle. Çoğu zaman insan aklını verildiğini unutuyor. Akıl verildiğini unutuyor. Kendi çabasıyla, kendi aklını inşa ettiğini zannediyor. Yani dersimizin konusu, insan niye mutsuz? Yani her şey varken sanki bir şeyler yok. Sanki o olmayan şey var olanları da yok ediyor. Var olanları da sanki yok ediyor. Kendisinin dışındakileri kendi kurallarına göre yönetemez olduğunu idrak edemiyor. Kendisinin dışındaki dünya var, bir dünya var. Bir hayat var, bir gerçek var. Onu kendi kuralları dairesinde yöneteceğini de zannediyor. Yani kendi aklı kendisine yetse bile bu akıl toplum içinde sosyal bir varlık olduğu için tek başına yaşayamayacağından kendisinin dışındaki alemleri insan idare edemez. Bak felsefeci öğretmendir. Değil mi? Şimdi sen bu cümleleri alışkın olduğun bir cümlelerdir. İnsan şu akıl hani derim 3-4 dersten beri şu akıl verilirken bu akıl olmadığı için bu akılla mutluluğu elde edemezsiniz. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl olmadığı için bu akılla bu aklın mutluluğunu yakalayamazsınız, elde edemezsiniz. İnsanlığın sorunu bu. Kendisinin kendisine yeteceğini zannediyor. Şimdi buna ait bir yer okuyayım. İnsan niye mutsuz? Niye hırçın? Niye saldırgan? Niye doymaz? Ne çoğaltırsanız çoğaltın. Cevabına bakın. Bu kapı bizi bayağı rahatsız edecek. Ya biz erken başladık derse. Bak ustad da bunu çekmiş biliyor musunuz? Ustad da bu sıkıntıyı çekmiş. Bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda. Bu fakir Said, eski Said'den çıkmaya, kabuk değiştirmeye çalıştı bir zamanda, çok ilginç ama. Yani eski Said'i biliyorsunuz, 90 cilt kitabı ezberlemiş. Nutuklar atmış, siyasette bulunmuş. Kızılay kurmuş. O var ya Kızılay, hani o Yeşilay mı Kızılay, o sigaraya şuna buna karşı savaşma şeyi var ya, derneği. He? Ha Yeşilay. Kurucularındandır. Usta ondan sonra İttihad-ı Muhammediye kuranlardan. Yani sosyal bir aksiyon bir insan. Yani onun gibi böyle bir tuhaf. İşte buradan sıyrılmak istiyor. Bu karakterden, bu rolden çıkmak istiyor. Niye? Anlatacak bak. Eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda insanlığın derdine bakın. Bir, rehbersizlikten rehber yok. İki, nefs emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Yani akıl ve kalp farklı farklı şeyler söylüyor. Rehber çok acayip bir şey.
rehberin, Şad-ı Şeraz'ın ağır bir sözü var ama nakledeceğim. Nasıl itham ederseniz dedi. Kimin rehberi çakalsa onun burnu boktan kurtulmaz diyor. Özür dilerim. Ama Şad-ı Şiraz öyle diyor. Çünkü o burun oraya götürecek sizi. Şad-ı Şiraz'a diyor ki rehberi çakal olanın burnu falan yerden kurtulmaz. Bir kere dedik yeter. Niye? Çünkü o burun oraya götürür. Rehbersizlik Allah kimseyi düşürmez. Cehennemin cehennemi oluyor. Dünyada cehenneme girmektir. Arkadaşlar bu akıl, bu aklı yönetmeye yetmez. Bu aklın akıllılığı, bu aklı yapana bağlamaktır. Yani bu aklını kim yapmışsa, bu aklını ona bağlarsan bu akıl mutlu olur. Başka yöntemi yok bunun. Mümkün değil. Yöntem bulamazsın. Baksana ne hale geliyorlar. Geçen anlatıyorlar. İnsanın mutlu olmasının yolları ve yöntemleri diye üst cilt kitap yazarı var, Rus. İnsan nasıl mutlu olur? İnsanlara yol gösteren adam 6 ay önce mi? Ya yani 4 ay veya 6 ay önce intihar etti. İntihar etmiş. Bana da dediler ki sana da ciddi hatırlatmakta bulunuyoruz. Onun bir eksiği vardı. Ciddi bir rehberi yoktu. Onda. Yöntemi, bilgiyi biliyordu. Fakat o bilgiyi doğrulattıramadı. O bilginin doğru olduğunu gene kendisi söyledi. Kendin pişir, kendin ye. Diyor ki, böyle bir durumdayken sünnet-i seniye akla malzemedir. Akla malzeme ve ufuktur. Ufuktur. Ve kapıdır. Unutmayın, basit zannediyorsunuz ama her bir düşünce bir balon gibi insan içine alır. Neyi düşünüyorsanız onun içindesiniz. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. İçinizin içine giriyorsunuz. Mesela düşünce getirmeden önce gadaptır, hiddettir. İnsanın batınında bulunuyor. Şehvettir, öfkedir, kindir, hasettir. Bak içimizde bulunuyor. Ölmüş şekilde bulunuyor çekirdek. Ne vakit biz onu aktif ederiz, düşünürüz, ortaya çıkar, sanki balon gibi içine gireriz. İçimizin içine giriyoruz. Yani düşündüğümüzün içindeyiz. Böyle bir asırdayız ki kimse ayranım ekşidir demiyor. Ustad bile diyor ki, ben dedim diye kabul etmeyiniz, mihenge vurmadan almayınız diyor. Şimdi adamlar... Cirit atıyor. Biz Allah'tan direkt alıyoruz. Oflular gibi. Oflu öyle demiş ya. Hangi mezhebe bağlısın? Direkt Allah'a bağlıyım demiş. Bazıları da direkt Allah'tan onay almadan söylemiyorum diyor. Öyle çılgın insanlar çıkmış ki tabii ki biz eşek olursak semer vuran çok olur. Ben Nebi'yim demiş. Açık. Nebi'yim. Oysa peygamber Hatemallah. Sondur. Yani acayip bir tuhaf. Ne tuhaf şeyler oluyor. Ne halde insan. İşte bu durumda insan nasıl kendisini mutlu hisseder ki? Diyor ki, ben böyle bir durumdayken diyor. O halde sünnetten inhiraf etmek demek, yani sünnet-i seniye, edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. He vallahi. Eğer bu doğruluk ölçüsü, yargısı bu olmasa, hiç kimse dünyada mutlu olamaz. Fırtına ise fırtına, girmeden cehenneme girer.
buhran, bunalım, neler çekiliyor. Zaten diyor ki bak, böyle bütün sünnetler ve umum şeriatlar hasa gelmeyen dalaletli, karanlıklı yollar içine birer lüküs, birer gibi parlıyorlardı. Lüküs. Yani lamba. Böyle bir karmaşık bir dünyadayız. Herkes bana gel diyor. Kimin ne kadar doğru olduğu belli değil ki. O zaman sünnet-i seniye bir yöntemdir, bir yoldur. Ve o halde sünnetten inhiraf etmek demek şeytanın oyuncağı oluruz. Bir. Evhamın merkebi. İki. Üç. Korkunç dehşetli hallerin muarizi. Baştan bir daha okuyayım. Eğer sünnet-i seniye inhiraf edilirse şeytanın oyuncağı. Mesela şeytan öyle oyuncak yapar ki sana yapma demez. Kaza namazı olana nafile kıldırır. Dine ittiba ettirmez. Abine bak, kocana bak diyor. O ne diyorsa o bildiği vardır diyor. Şeytan yapıyor bunu. Sonra eğer sünnet-i seniye uymazsak. Bir, şeytanın oyuncağı. İki, evhamın merkebi. Evhamın eşeği oluruz. Evham bize biner. Evham neydi? Hem yoku var, varı yok eden bir latife. Varı yok gösteriyor. Varı yok gösteriyor. Çok korkunç bir latifedir diyor hadiste. Acımasız bir latifedir. Sonra üç, birincisi şeytanın oyuncağı. Evhamın merkebi, korkunç dehşetli hallerin maarizi. Maariz? Hastası. Çok güzel. Yani korkunç içsel çöküntü. Çünkü 18 bin alem kendisini ifade ediyor. Hangisinin olduğunu nereden bileceksin? Hani deniliyor ya, soruyorsunuz haklı olarak. Diyor ki, abi diyor, bir havam bir havama tutmuyor. Bir keyfim bir keyfime tutmuyor. İkide bir değişiyor. Bir güzel hissediyorum, havam gidiyor ya. Bak niye? İnsan 18 bin alemin hulasası. İnsan 18 bin alemin hulasası. 18 bin alem sana nasıl ifade edecek varlığı? Yani o haller, sen kötü değilsin. O alemler kendisini sana böyle ihsas ediyor. Sen bunu nasıl fark edeceksin? Mesela bazıları şimdi duydu veya daha önce söylediklerini de duymuş. Duymazsan, yani senin hallerin, senin zaafından, eksikliğinden, basitliğinden değil. Yani bir halin bir hale durmasını istiyorsan hayvan olman lazım. Ama hayvanlık da elimize geçmiyor. Aklı çıkarıp nasıl atacağız? Yani hayvanın panik ataklarını gördün mü, buhranını gördün mü, moralı bozuk, canı sıkılmış. Böyle bir gayesi olan var mı bir hayvanın? Hayvanın, sığırın bir gayesi yok ki, bir hedefi yok ki. Böyle bir şey yok. Ben yani en kamil, en netice, en hulasa insan kararında durmuyor ya. Bazen kainat alıyor, yutuyor, yok mu başka bir şey diyor. Böyle bir cami bir külliyet kesmediyor. Bazen atomun içine giriyor, basit bir şeye gömülüp gidiyor. Tuhaf yani. Acayibime gidiyor ya. Bir yok, dibi, insanın dibi yok. Nasıl oraları kontrol edeceksin? Başın dönüyor. Ya arkadaşlar, kötü denememek lazım. Denedin mi? Bağırsan bile çaresi yok ha. Ustad diye bağırıyorsun da belki Allah bir inayet eder. Rehbersiz olmaz. Bir, şeytanın oyuncağı, evhamın merkebi, korkunç dehşetli hallerin maarizi. Yani içsel alemde hiç endişe etme. Sen basitliğinden değil, âli olduğundan, kamil olduğundan, halife-i arz olduğundan, insan olduğundan alemin devamlı değişiyor. Ha, ama onu değerlendirmen lazım. Her bir alem kendisini böyle ifade ediyor. Ama nereden bileceksin bunu? Bilmiyoruz. Sonra, dağ gibi ağır yüklerin hamalı olmak demektir bildim. Sünnet-i senenin
dışına kalmak. Dağ gibi ağır yüklerin hammalı olmak demektir. Fakat sünnet-i seneye ittiba edenin o ağır yüklerini ondan alıp kendi sefinesine bırakır. Yani bir gemi düşünün, Sirkeci'den hareme geçiyor. Arabalı vapurda bir adam düşünün, hayal edin. Sırtında yük var böyle, çanta var. Sırtında şey var, hamal, yük. Sen diyorsun ki yukarıdan, arkadaş bu yükünü bırak, üzerine otur. Yok, gemi batarsa, malum misal gibi. Yani ne kadar tuhaf olur değil mi? Yani geminin içerisine gemi batarsa diyor, ben ne yaparım diyor, yükümü koruyayım diyor. Lan onu düşünme, koy yere üzerine otur ya. Sünnet-i seneye ittiba etmemek böyledir. Sünnet-i seneye ittiba etmek, yükünü gemiye bırakmak. Allah'a iman tevhidi. Tevhid, teslimi. Teslim, tevekkülü. Tevekkül, saadet-i dâreyni iktiza eder. Dünya ve ahiret saadeti. Ölümden mi korkuyorsun? Bana ne, mülk benim değildi ki. Mülk istediği gibi tasarruf eder. Bak gördün, gemiye bıraktın işte. Kanser gelecekmiş. Adam hastanelerde gece ve karşısında arabanın içinde oturuyor. Sanki hastası var gibi, acilin orada dolaşanları biliyorum. Ya kalp krizi geçirirsem ne olur? Yüksek tansiyon olabilir. Beyin patlayabilir. Acile de olayım ki oralarda dolaşayım, düşünce beni içeriye alırlar. Bu da yaşıyor değil mi? Kafa taşıyor. Ve gülüyorsunuz. Ama bizim de başka nokta da var. Bak ağır yüklerini ondan alıp eğer Allah'a teslim olsan, kendi sefinesine bırakır. Hem gördüm ki sünnet-i seniyenin her birisi semadan tedelli etmiş birer mühkem halat gibi olup, onlara yapışsan velev bir cücüsü dahi olsa yükseklere saadetleri gider. Yani sanki bir halat var, seni tutuyor. Her an seni böyle tehlikelerden, düşmekten koruyor. Hem gördüm ki insanların zahiri efalleri arasında ancak bir derece dolaşabilen aklına itimat edip sünnet-i seniye muhalefet edenler şuna benzer ki yerdeki vesile ve merdivenlerle göklerin esrarını öğrenmek için çıkmak isteyen Firavun'un kendi vezirine bana bir kule yap, ta ki onunla belki semavatın esrarına giden yollara ulaşayım ayetindeki ya hemanu nilli sarhan diyerek ahmaklaştığı gibi ahmaklaşır. Yani Firavun vezirine demiş ki ey Haman, bak bakalım böyle Musa'nın semadan bahsettiği bir Allah varmış semalarda. Bir kule yap. Ya Haman, ya Haman nilli sarhan. Ya ey Haman, bir böyle bir kule yap öyle de kulenin üzerine çıkayım. Hakikaten Musa'nın bahsettiği gibi Allah yukarıda var mı? Öyle bir Allah var mı? Yani ahmağa bak yani. Böyle olur. Yani kendi olaylarını kendisi çözmeye çalışır. Sonra malum gidişatı belli. Şimdi diyor ki basit gibi gözüküyor. Sünnet-i seniye bir insanın davranışından, kültüründen, örfünden, eğitiminden, tabiatından, ahlakından, huyundan çıkan bir davranış değildir. Sünnet-i seniye Peygamber aleyhissalatü vesselamın huyundan, davranışından, karakterinden, kültüründen, eğitiminden çıkmamıştır. Aynedir bu alem, her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Yani o aynada Allah gözüküyor. O da uyuyor. O aynada Allah gözüküyor, Allah. Allah bilinir daim demiyor. Allah idrak edilir demiyor. Allah görünür daim. Yani o sünnet-i seniyi o da kullanıyor. Malzemedir o. O malzemeyi kullanan da çıkan şey. İşte Cenab-ı Hak diyor ki bu malzemeyi siz de kullanın. Ebu Bekir de kullandı radıyallahu anh. Hazreti Osman da kullandı. Ömer de kullandı.
Yani herkes kendisini farklı inşa etti. Yani herkes tuğlayı kullanıyor ama bina, herkesin binası farklı. Herkes tuğlayı kullanıyor. Çimentoyu kullanıyor ama bina farklı. Niye farklı? Proje farklı. Herkesin projesi karakteridir. Malzemesi sünnet-i seniyedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam da kendisi kullanmış. Ben Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı demiş. Hasan abi, sünnet ve seniye arasında fark ne? Allah razı olsun. Sünnet-i seniye. Bak, sünnet Allah var iken hiçbir şey yoktu. Allah bütün kainatı yarattı. Arş-ı azam, lef-i mahfuz, arş, kürs, cennet, cehennem. Alemleri saymıyorum zaten. Ruhlar alemi, şunlar bunlar. 18 bin alemi yarattı. Bu sünnetullah'tır. Adetullah'tır. Allah'ın yaratmasıdır. Vücudu hariciye çıkarmış. Bütün alemleri. Allah aldığı o alemlerin hepsinin ucunu, kanuniyetini, düğmesini, merkezini, programını bir kutuya koydu. İnsan denilen bir kutuya koydu. İnsan. O ucun, bakın, o kainatın yaratılış programını insana yerleştirmiş. İşte sünnet o yaratılış. Seniye o malzemeleri kullanarak insan o numuneleri ağaç yapmasıdır. İkinci bir sünnet, yani fıtrat. İnsana konulan numuneleri, kainat var ya, kainat, varlık. O hakikatleri kullanarak insan kendisini inşa etmesidir. Bilmem anlaşıldı mı? Evet, o kadar bir şey diyeceğim. Senin olan oluyor değil mi? Benim oluyor. O senin oluyor. O alem senin oluyor. Mesela bak. Alem-i misal var. Onun bizde bir numunesi var. Numune, çekirdek, ağaç değil ama. O alem ağaç. O alemin çekirdeği bende var. Ben bu çekirdeği inkişaf ettirirsem ağaç olur. Yani ben oraya geçeceğim. O alem alemim olacak. Benim olacak yani. Bu sefer diyorum ki o çekirdeğe su lazım. Toprak lazım. Su, güneş lazım. Hava lazım. Yukarıdan aşağı ineyim. Güneş, hava, toprak, su. O çekirdek ağaç olsun. Sünnet-i seniye işte bu fıtratımıza bu dört malzemedir. Edile-i şeriye, kitap, sünnet, icma, kıyas. Bunun dışında bak insanlık ne halde. Şu anda inim inim inliyor. Basit basit sebeplerle. Bir haber seyrediyor, imanı gidenleri biliyor. İmanını televizyona bırakmış olanlar var. Bir haberde, bir tarafgirlikte ne imanlar batmış, batıyor. Basit ha, senelerce çalışıyorsun. Bir küfre taraftar oluyorsun, kafire. Veya Kur'an ayetlerine muhalefet ediyorsun. Bir bildiği var diyorsun Hasan Hoca'nın. Hasan Hoca'nın bir bildiği var diyorsun. Ondan sonra haydar Hasan Hoca'nın içine sen de o da hop çukura zaten gitmiş. Sünnet-i seniye ittiba etsek acayip bir şey. Öyle bir tuhaf garip asırdayız ki sevgili arkadaşlar. Acayip ve garayip. Başım dönüyor. Ben 1979'dan beri bu hizmetin içindeyim. Ben böyle garayip bir asır, zaman, tarih görmedim. Bu tarih gibi. Bu günler gibi bir tarih görmedim. İşkence gördüm. Hapsedildim. Her türlü itham oldu. Dağdan altıya inemedim. Bunları hep gördüm. 17 yaşındayken Kur'an harflerinden dolayı Kur'an öğrettim diye Şişli'de harf inkılabı ile yargılandım. Bir şey anlatacağım. Aklınıza gelen kaba taslak işkenceleri gördüm. Fakat bu zaman gibi insanların dibe vurduğu tarih görmedim. Ben böyle bir şey görmedim. O tarihte insanlar yüceldi. Adam oldular, adam gibi adam. Öldüler ama adam idiler.
Şimdi bir bakıyorsun imanlar gidiyor. Müslümana bakıyorsun küfrün yanında, kafirin yanında. Aklım hayalim diyor. Barla'da diyor ki, ahir zaman çok garip şeyler doğurdu, çok garip şeyler de doğuracak. Ne acayip bir zamandayız ya Rabbi. Acayip. Sünnet-i seniye, Kur'an'a ittiba edilmezse, işte onun için sonra bir bakıyorsun, hocam ben niye sıkıntıdayım? Sen hala yaşıyor musun ya? İntihar etmen lazım. Sen nasıl hala yaşıyorsun? Hayret ediyor. Abi peki bu üstad kendi zamanında küfrün beli kırıldı denildi. Evet. Ama ahir zamanda daha da kuvvetlenecek ve daha da şey olacak. Yani o zamanda mı? Şimdi küfrün beli kırıldı şöyle sevgili kardeş. Mesela eskide Cumhuriyet'in döneminde Çin'den, Rusya'dan vesaire yerlerden dinsiz konuşmacılar getiriliyordu. Din yok edilmiş, ezanlar kaldırılmış, Kur'anlar kısmen yakılmış. Sirkeci'nin o bitişindeki o camiye, meyhaneye dönüştürülmüş. Çoğu camiler yıkılmış, ahıra dönüştürülmüş. Ezanlar kaldırılmış. Tamam mı? Yani bu dönemleri yaşamış. İş yapacak kişiler ya öldürülmüş ya sürülmüş. O zaman küfür icra edilmeye başlamış. Devlet 80 sene hiçbir şey yapmamış, dinsizlikle meşgul olmuş. Risale-i Nur o tarihte çıkmış. Yani Risale-i Nur'a değer verebilmek için çıkış tarihini bilmek lazım. Çıkış tarihini bilmeyen Risale-i Nur'a emniyet veremez. O zaman inkarcılık, ahireti inkar başlamış mecliste. Milletvekilleri ahireti inkar etmeye kalkıyor. Yani işi bu. Düşünebiliyor musun? Böyle bir durumda, böyle bir durumda Risale-i Nur çıktı. Ve ezanlar Tanrı oludur, Tanrı oludur çıkmış. Değil mi? Kaldırılmış. Şimdi Müslüman namı altında Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Şeden la ilahe illallah, Şeden la ilahe illallah, Hayyana selam, Hayyana selam. Ne oldu? Neyi atladım? Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Adam İslam adına, din adına, hizmet adına ezanı bozuyor. Tarihte böyle bir şey gözükmüş mü? Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Müslüman yapıyor. O bozan kafir. Buna ne diyeceksin? Bir isim verecek isim yok. Aşağı baksan, sakal üstüne baksan büyük. Ve bunu da ben söylediğim zaman da bana nefret ediyor şu anda. Ben doğru mu diye sormaya utanıyorum Hasan abi. Bak şimdi, ben keşke yalan söylesem, bunu söylediğim zaman iftiradır diyor. Bana nefret edeceğine, bunu diyene nefret etsene, senin Muhammed'in kalktı. Böyle bir garip, daha bundan garip olur. Ha küfrün beli kırıldı fikir cihetiyle, fikir cihetiyle bitmiş. Acayip bir şey yani. İçimizden çıkan gibi gözüküyor. Oysa içimizdeki hain. Daha bundan daha büyük hain nasıl olacak? Senin ezanını kaldırana nasıl sevgi beslersin? Aklım almıyor. Ve bunu ben dile getirdiğim için benden de nefret ediyorsun. İşin garip tarafı da bir tuhaf bu. Bu ha. Diyeceksin ki Allah razı olsun ya kardeş. Allah Allah iyi ki söyledin. Asla da batıla taraftar olacaktı. Kalbinden sen sevgini şey yapma yani koyma. Ben senden para mı istiyorum onu der. Benim ne tarikatım var ne bir şeyim var. Ben de cemaat içinde bir ferdim. Benim cemaatim yok ki. Benim şahsi bir cemaatim yok. Ben de cemaat içinde bir neferim. Öyle değil mi? Ne demen lazım? Allah razı olsun ya. Çünkü bunlar ne diyorsun? Bu soru sorduğun için. Ben burada oturduğum müddetçe bunu demem lazım. Sen de dinlemen lazım. Yani ben olsaydım, ben olsam demez. Sen, ben olsaydım zaten burada sen olurdun.
Burasının makamı Dellal-ı Kur'an olan Said'in makamıdır. Yanlışları ben demek zorundayım. Demesem sen benim yanımda olmayacaksın kabirde. Nünker Mekir bana sorduğu zaman sen niye demedin? Seni bu makama koymuştuk. En büyük hainlik ben yaparım. Yanlışları ve doğruları ayırt etmem lazım. Sen gelmesin ders dinliyorsun. Ben sana bunu demem lazım. Ne olur Müslüman benden nefret etme. Ben senin dinini korumaya çalışıyorum. Dinini koruyanlar da onlar da öyle diyor. Sünnete uy. Bak, vur bakalım. Böyle bir ezan var. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunsuz ezan var mı? Yok. Ama ve yapmış adam. Ve din adını yapıyor işte. Kabul edebilecek misin? E bana niye kızıyorsunuz? Ben de ki şunu istiyorum sana. Ben bunu kabul etmiyorum. Bunu de. Şöyle deme ne olur. Bunun hikmeti vardır deme. Allah aşkına. Bunun hikmeti yoktur. Batıldır. Bidattır. Bidat da cehennemin köpekleridir diyor hadiste. Dinde olanı çıkartan, olmayanı dine sokan ehli bidadır. Allah Resulü diyor ki, her türlü günah yapana şefaat edeceğim ama ehli bidaya şefaatim yoktur. Ya Resulallah ehli bida kim yani bu? Dinde vas olan yani olanı, yani olmayanı vasfetmek, vas olanı da ihraç etmek. Bunlar diyor cehennemin köpekleridir diyor. Hadis ehli bida. Ehli bida demek dini bozan. Bozmak ne demek? Hakkı batıl, batılı hak gösteren. Yanlışı doğru, doğru yanlış. Eğer ben yanlış diyorsam burada siz de mesulsunuz. Yanlış söylüyorsun diye. Ehli bida bu. Ahir zamandır kardeşim. Bana ne olur kızma. Simalarınızda bazı tuhaflık hissediyorum. Bildiği varsa o da batıldır. Şeriat yeni inmeyecek. Allah'ımızın dini budur. Veda hutbesine zaten son ayet geldiği zaman artık sizin dininiz tamamlandı. Ayeti geldiği zaman sahabe ağladı. Sahabe niçin ağladı? Peygamber gidiyor. Öyle mi? Allah aşkına yalan söylüyorsam düzeltin beni ne olur. Veda hutbesine dedi ki, artık dininiz tamam. O zaman sahabe ağladı mı? Ağladı. Anladılar ki din tamam. Dinden başka ekleme yapma. Kendini batırırsın. Kimseye bir şey yapamaz. Çünkü bu dini Allah indirdi, Allah koruyacak. Son cümlemi söylüyorum. Bunlar iyi ki oldu, oluyor. Niye? Sen kendini seyrediyorsun. Sen kimsin? Bakalım ilimle batanlar, helak olanlar çoktur. Tarih bunlara doludur. Belam bin Bağura mesela. Elini kaldırdığı zaman bedduası ve duası kabul olan adam öyle mi? Helak oldu. İlimle batıl ve dalalete giden çoktur. Karun mesela. İnnemâ atıdî alâ ilmin. Ben ilmimle yaptım. Fakat bir hakikata sadakatla sahiplenenlerin batanları yoktur. Dağdaki ninelerimiz, yaşlılarımız sadakat ediyor, dine yapışıyor. Yanlışı dahi yapışsa sadakatla doğru diye gene kurtuluyor. Davarcım de. Ama ilmiyle dalaleti giden var. Mesela horoz da kurban olur diyen var. Acayip bir şey ya. Diyor ki, efendim diyor, iftara 5 dakika geçtim. Ya bir şey olmaz, kısadır diyor, 5 dakikayla kurtarır. Feda ezan okumadan adam açmış. Garip ve tuhaf. Eğer rehberiniz ciddi değilse, din adına öyle fırtınalara maruz kalacaksın ki, dağın tepesi, ağrının tepesi gibi değil, dolu tipi kar değil. Kardeşim, şaka mı geliyor imanı kazanma veya kaybetme davası? İman bu ya. Araba, kamyon, kum, çakıl, araba, cephane, pul, çaket değil bu. İman, iman. İmanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açılmış. Yapıyorsun, yapıyorsun bu kadar hasenatı basit sebeple yok ediyorsun. Hadi bakalım, devam edelim. Demek ki o cümleyi de okuyayım. Eğer rehberimiz yoksa, bak ne olur, düz okuyacağım. Şeytanın oyuncağı, evhamın merkebi, korkunç dehşetli hallerin marezi, dağ gibi ağır yüklerin hamalı olmak demektir.
bütün olaylar, sen ne yapacaksın, vazifeni yap, karışma. Bana dedi ki, tamam, dedi. Ha uyarsın uymazsın, sana diyecek ki orada adamı duydun, duydun. Sen niye yapmadın? Bana diyecek ki, sen dedin mi demedin? Dedim ya Rab. Ya Rab şahit ol, dedim. Ya Rab şahit ol, dedim. Peygamberin sünneti olduğu için söylüyorum. Ya Rabbi şahit ol, söyledim. Bedir hutbesinde Resulullah da böyle söylemiş. Üç defa ya Rabbi şahit ol. Söyledim mi size? Söyledim dedi. Üç defa da Allah'a şahit yaptı. Söyledim kardeşim, dininizi bozuyorlar. Ama dini bozamazlar. Çünkü Allah koruyor. Ama siz bozulmayın. Siz dindar olun, başka bir şey istemiyorum. Dininize sadık olun. Edile-i şeriye uyuyorsa febiha. Uymuyorsa at çöpe. Hiçbir değeri yoktur. Peygamber aleyhissalatü vesselam sünneti bu. Ustadımız dedi ki, ben dediğimi mihenge vurunuz, mihenge vurmadan almayınız. Altın olursa febiha alınız. Demir, çelik çıkarsa at çöpe. Hiçbir değeri yoktur. Hadi bakalım devam. Benim de rayımı değiştirmeyin. Soru soruyorsunuz, makas yaptırıyorsunuz ya. Ne güzel bir şeye gidiyorduk ya. İhtiyaç var. Peki. Arkadaşlar, eğer bizim üzerimize giydirilen bir sürü elbiseler var. Eski Said, orada gidecektim de çabuk gideyim o zaman. Ustad diyor ki, Eski Said'de ne çıkacak? 90 cilt ezberlemiş. Bakın ne kadar örften, ananeden, kültürden, köyden, ana babalarımızdan vesaire yanlış elbiseler giydirilmiş. Varsa bunlardan çıkmak lazım, soyunmak lazım. Ne derler diye hareket etmemek gerekiyor. Ne derler diye araba almamak, ne derler diye iş yapmak. Ya ne derler diye üniversite okuduk ya, değil mi diyorsunuz? Ne derler diye ya. Gayet müthiş manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim akayet içinde yuvarlandılar. Kâsure'den, Süreyya'dan Sera'ya, Kâsera'dan Süreyya'ya kadar bir sukut, bir suut içinde çalkalanıyorlardı. İşte giriyor mevzuya. İşte o zaman müşahede ettim ki, Sünnet-i Seniyye'nin meseleleri, şuraya bak ya, sünneti nasıl anlatıyor, ne anlattın? Bak şimdi, Sünnet-i Seniyye'nin meselesi, yani Allah Resulü diyor ki, şu Sünnet-i Seniyye'yi şöyle bir uygulayayım anlayacağınız tarzda, şu var ya şu kitabı, düzelteceğim, ama böyle duruşu mu doğru, böyle mi doğru, böyle mi? Görüyorsunuz değil mi bak şimdi? Bunu ben bilemiyorum, peygamber şöyle yapıyor, dünyadaki hadiseleri, yani hareketleri. Hasan öyle yapma. Çevir 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 çevir. Biraz daha. Geri al geri al. Yani yerde yapılan ameller, düşünceler, fiiller alemi gaybta, melekutte, ceberut aleminde nasıl gözüküyor? Al 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 sağ sağ. Sağ. Biraz daha biraz daha. Kötü gözüküyor. İleri al. Hah tamam. Yani mülk ile melekutu beraber gören peygamber söylüyor. Bunu böyle yapın. Yoksa vallahi benim inancımı söylüyorum, peygamber dahi olsa, eğer Allah onaylamasa, mülk ile melekutu beraber görmese, bir insan her konuda mükemmel olamaz. Olmaz ya. Ortası olmaz. Ya ifrat olur ya tefrit olur. Olamaz ya. Tuvalete gitmeyi en doğru yapacaksın. Komutanlığı en doğru yapacaksın. Aile hayatını en doğru yapacaksın. Yani kainatı genişlettiriyoruz diye. Her konuda en mükemmel. Böyle bir şey olur mu? Olmaz. Oldu. Olmaz kardeş. Olduysa Allah destekliyor. Olmaz. Ha işte böyle peygamberin sünnetini böyle bakın ne olur. Diyor ki Hasan biraz al 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 ileri al. Tamam. İyi gözüküyor. Tamam. Böyle hayır hayır hayır. Yanlış oldu. Bu tarafa. Yani bunun doğruluğunu oradan bakıyor. Sünnet-i Seniyye. Bak diyor ki Sünnet-i Seniyye'nin meseleleri hatta küçük adapları gemilerde hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi. Ne olacak canım ya? Gemiciler bilir. Ya pusula 10 derece, 3 derece açı farklı yapsak. Senin keyfine göre çalışmaz bu pusula kardeşim. Ha? Pusula kap diyor ki kaptan. 3 derece sağ. Ya ama ya ne sağ ya hiçbir şey yok burada. Kardeşim sen göremezsin. Çıplak gözle göremezsin. Çanak anten seni anlayacağın tarzda mı sanırım? Adam pencereden televizyondan bakıyor böyle. Camdan çatıda adam var. Çanağı düzeltiyor. Sağ sağ sağ. Sağ alıyor sağ alıyor. Peki
Çatıdaki adam çıplak gözle uyduyu görüyor mu? Göremiyor. Çanağın içini görüyor mu? Göremiyor. Nereye göre? Televizyonda birisi var orada. Diyor ki olmadı, karıncalı oldu. Biraz sağa al, sola al, önüne al. Böyle diyor. Hani ikisi beraber. Peki ne yapıyor? Bunu uyduyu tutan, çeviren peygamberdir. Haşa. Uydudan misal Allah'tır. Tamam. Çanaktan misal dindir. Onu tutan peygamberdir. Aşağıda oldu olmadığı ayarlayan da asın imamlarıdır. Sen de orada duyup seyrediyorsun da Kabe. Da ne istiyorsun? Ne tutuyorsun? Ne şey yapıyorsun? Ne kadar boş ya? Seyret ya. Seyret ya, ne olacak? Orada da seyret ya. Davalara kalkma. Yapamadığın zaman da şöyle de. Allah'ım yapamıyorum ya. Hah, aferin lan. Sen affa da layık olacaksın. Mülbisine, mulebisine, reziline, kepazeliğine, her türlü günah yapana diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetime diyor, şefaat yapacağım diyor. Yalnız bu şahsi günahtır. Şöyle bir şahsi misal vereyim. Adam meyhanesi var ama üzülüyor. Lanet olsun, çıkamadım şundan, şu pislikten. Muzdarip oluyor, cumaya gidiyor, namaz kılıyor. Bu adam günah şahsına diyor, değil mi? Gerçi insanları bozuyor ama kendisi. Ama bir tane var, adam internetlere, televizyonlara çıkıyor, dini bozuyor. Horozda bilmem ne olur diyor. Bu da caizdir diyor. Olmayanı dine sokuyor. İşte ehli bida bu. Bunun günah şahsı değil, dini bozuyor. Buna deniliyor ehli bida. Günah işleyen ehli bida değil. Fasıktır. Ehli bida çok kötüdür. Dini bozana deniliyor, unutmayın. Haram helal ama meyhaneci demiyor. Ya ne olacak canım, ha, helaldir. Onu zaten dese kimse dinlemez. Çünkü kimliği yok. Dinde bir kişi diyor ki kimliği olsun. Kimse dinlemez. Demek ki sünnet-i seniyenin meseleleri, hatta küçük adapları gemilerde, hatta hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi, hadsiz zararlı, zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordu. Pusulalar. Sünnet-i seniye. Tak tak olmaz, bir derece tam sıfırla, tamam. Sabitle. Tamam, böyle. Ondan sonra gidiyoruz. Ya arkadaşlar, kimsenin uçakla giderken pilotlar, yani pilota sordum da enlem ve boylam verdikten sonra şüphen var mı? Yok dedi ya. La bir aşağıdan sana verdikleri komuttan şüphen yok da Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam yukarıdan aldığı komutlarda niye şüphen oluyor? Bu böyledir diyor ya. Bu böyledir. Açı yapma diyor. Açı yapma. Hem o seyahat-ı rüyede çok tazikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zaman da sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba edikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hifet buluyordum. Sünnet-i seniye uyunca sanki sırtındaki yükle gidiyor. Ne yapacağım? Ne demek ne yapacağım? Sen sahipsiz mi zannediyorsun kendini? Kabirde ne yapacağım? Sana ne yapacaksın? Allah var be kardeşim. Allah'a itibatın yok mu ya? Allah'a güven, kabir ne olacak? Kabir, yani şey, Azrail aleyhisselam da size cehennem zebanesi zannediyor. Ona ne Azrail diyor, canımızı nasıl alacak? Güzel alacak kardeşim. Sen ya yat kalk dua et de Azrail gelsin. Ya çırağı gelirse? Çırağı gelirse? Avanesi var biliyor musun? Şimdi sen ameliyatı, pratisyen doktoru olur musun kafadan? Çıraktan olur musun yani? Şimdi Azrail aleyhisselam herkesi gelmez. Peygamberlere, büyüklere, tamam vesaireye gelir. Ben senin benim gibilere de gelir. Tevazu sahibidir, gelir diyelim. Çünkü nasıl inanırsanız öyle muamele görürsünüz. Çırak gelecek şimdi, narkozu vermeyi bilmez. Ameliyat yapacak doktor gibi. Şimdi canı alacak ama nasıl alacak? Narkoz veremedi. Ağzından mı çıkaracak, burnundan mı, gözünden mi, burnundan mı? Nereden belli değil. Koparacak mı, kesecek mi? Yani ruh nasıl çıkaracağını bilmiyor. Aramızı iyi tutalım o zaman. Evet. Aramız iyi olması lazım Azrail aleyhisselam. Ya Azrail aleyhisselam peygamberdir ya. Meleklerin peygamberi. Aleyhisselam diyoruz. Hasan hocam, bir de adetimizi ibadete çeviriyoruz. Aynen. Aynen, ona gelecek. Adeti okudun mu yoksa? Okumadım. Ha, okumadım. Çabuk okuyayım. Tuvaletin bile ibadet oluyor. Allah Allah. Namaz kıldıktan sonra bütün fiilin meşru olmak kaydıyla adetin ibadet oluyormuş. Başka ne oluyor biliyor musun? Bak şuraya bak Allah aşkına.
az bir ömürde hadsiz bir ameli uhrevi istersen, arkadaşlar 900 sene çınar ağacı gibi yaşamaya lüzum yok. Bursa'dan çıkarken var ya, solda çınar ağacı var. 950 sene yaşıyor. Tabelası o. Bu dersi dinleyenler, abi her çıkarken bakıyoruz falan diyorlar. 900 sene çınar mı yaşamak istersin? 9 saat insan. Uzun ve kısa yaşamak değil, doğru yaşamak lazım. Bak, az bir ömürde, tamam, Allah'tan iyi dinle. Hadsiz bir amel-i uhrevi istersen, isteriz değil mi? Az bir ömürde çok böyle amel isteriz. O zaman her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen, bak, her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar faydalı görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kaybetmeyi seversen, sünnet-i seni ittiba et. Üç tane şey okudum, bak bir de okuyayım. Her bir şey, az bir ömürde hadsiz bir ömrü ührevi istersen, yani az bir ömürde nihayetsiz bir ömür istiyorsan. İki, her bir dakikayı ömrünü bir ömür kadar, dakika var ya dakika, bir ömür kadar faydalı görmek istersen, basit adetini, tuvalet adabını yeme içmeyi, ibadete çevirmeyi, gafletini de huzura çevirmeyi istersen, sünnet-i seni ittiba et. Çünkü bir muamele-i şeriye tatbiki amel ettiğin vakit bir nevi huzur veriyor. Sünnete de uydun mu? Huzur veriyor. Bak mesela ben şu anda huzurdayım. Ve lezzet alıyorum. Siz de huzurdasınız. Çünkü olmaz başka burada. Yani inikas var, insiba var. Huzur var. Huzur olabilmesi için hazır olması lazım. Hazır. Hazırda olan bir sistemde huzur olur. Rahmet ilahi hazır. Allah Allah, bak okuyayım. O üç tane unutmamak lazım. Sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hifet buluyordum. Sanki insanın üzerindeki yükler gidiyor. Sünnet-i seniye göre yaşadın mı, senin 60 sene, 90 sene, 950 sene Nuh Aleyhisselam peygamberlik yapmış. Adem Aleyhisselam'ın kitapta yazıyor, bir kitapta 2000 sene ömrü olmuş. 950 sene içinizde bulundu diyor Nuh Aleyhisselam. 100 sene de şey bulunsa, 1000 sene ya, 1050 sene, bir rivayete göre 1050 sene, Kur'an'da 950 sene. 950 sene. Davut Aleyhisselam 350 sene yaşamış. Ya ama ümmeti Muhammed'in o geceleri var ya, Berat'tır, Kadir gecesidir falan. Oralarda 83 sene mesela bir gecede veriliyor. Daha bazıları diyor, ya olur mu abi diyor, bir gecede 83 sene olur mu? Sana ne? Sen Allah'ın ortağı mısın? Veriyorum diyor. Acayip bir şey. Allah insan kendisi gibi düşünüyor. Çok acayip yani. Allah ne kadar hoş bir şey ya. Allah'ı ne yaptıksa, uzaklaştırdık, nasıl becerdikse bu işi, zor işi yaptık yani. Ulaşılmaz, bulunmaz, görülmez o. Ondan ünsiyet edilmez, lezzet alınmaz. Oysa bak şu anda Allah sana lezzet veriyor, veren o. Huzur veren o yani, şu anda o. Şu anda Latife-i Rabbaniye, yani haşa misal söyleyeyim, şu anda kaleni anlatayım. Uydu Allah. Çanak anten Latife-i Rabbaniye, televizyon kutusu cesedin içindeki oynayan, yani ruhunda şu anda hazır olan çanak antenden, çünkü çanak, şöyle gözle bakarsan göremezsin, uyduyu göremezsin. Çanağın içine de bakarsan filmi göremezsin vesaireyi. Ancak orada görürüz. Şimdi biz Allah'ı çıplak gözle göremeyiz. E bunlar göremeyiz de kardeşim, Latife-i Rabbaniye'mizin işi bu. Bunun için yaratılmış. Sen kulakla, şey, gözle gidip yemeğin tadına bakmasın yani. Kulakla bir bakayım demezsin böyle. Bir işiteyim dersin. Ha Latife-i Rabbaniye neyi boş durduracak? Ne yapıyor o? Allah'ı seyrediyor. Müşahadetullah. Nasıl anlarız Abdullah Allah'ı seyrettiğini? Huzur olur sende.
Şu anda sende huzur yok mu? Latife-i Rabbani, Allah'a ünsiyet ediyor, Allah'ı görüyor. Çanak anten uyduyu görmese filmi alamaz. Uydu orada, çanak böyle. Çanak görmesi lazım. Gördüğünü nerede biliyoruz? Huzur var. Ama kör olası cehalet Allah'ı görmeyi, görme meselesini göze indirgemiş. Burunla görmek ayrıdır, kulakla görmek ayrıdır. Elle kaşıntını neyle göreceksin? Kaşıntı gör hadi. Ama bu görüyor bak. Hayır hayır. Kaşıntı bile. Kokuyu bu görüyor. Ama cehalet her şey göze indirgemiş. Ondan sonra Allah'a suizan ediyoruz. Allah gözükmez. Ya nasıl yapsın Allah işte? Ya gözüküyor şu anda. Işte. Allah kendisini ifade ediyor. Allah'a, Allah ile ünsiyet etmek lazım. Allah sana GPS koymuş. Özelliğin var senin. O Latife-i Rabbani işte. Veya biraz da ilerisini söyleyeyim. GPS sırdır. Sır. Sır latifesi Allah'a sen özelsin demektir. Seni takip ediyor. Takip etmezse şöyle. Günah işliyorsun, sevap işliyorsun. Hiç seninle ilgilenmiyor. Bir baba düşünün. Çocuk iyi karne getirmiş, götü getirmiş, çalışmış. O bir dersine çalışmış, Kur'an'a gitmiş. Umrunda değil adam. Adamın giriş çıkış seninle ilgilenmiyor baba. Ha böyle liman babası bu. Allah bir kuluna ilgilenmiyorsa dert de vermez, sıkıntı da vermez. Tamam. Öyle leylim leylim yaşar. Niçin? Mantar gibi bir hayat olur. Dert de olmaz. Böyle acayip. Hayatı bir tuhaf olur. Hiç uyarı da gelmez. Uyarıldığı zaman kafayı çalmaz. Hiç ibret almaz der hadiste. Kardeşim şu anda ruhumuz Allah'a ünsiyet ediyor. Ünsiyet. Allah, çocuk anasını emer gibi. Böyle. Bak huzur oh. Hazırın ifadesidir huzur. Elhamdülillah. Şükürler olsun. İman nimetine. İman mahluktur ya. Ne kadar hoş. İmanınızın kıymetini bilin. Ondan daha kıymetli bir şeyiniz yok. Değil mi? Öyle değil mi? Yanlış mı söyledim? İmanınızdan daha kıymetli neyiniz var? Gerisi hikaye. Onu korumaya çalışın. O çok önemli. Şimdi iman size huzur verir. Öyle bir terakki edersin ki iman sana bir şey verir. Öyle terakki edersin ki bu halinle imanın içine girersin. Bitti işte. İmanın içine girdin mi? Yani Risale'de iki şekilde geçer. Şuuru imani takke şey var. Nokta. İmanın sana kazandıkları. Yani caizdir, caizdir, has falan. Huzurdur. İman sana verdiği huzurdur. Lezzettir, rahatlıktır. Bir de bir tabir geçiyor. Şuuru imani, kitap okuyanlar için söylüyorum. İ'nin üzerinde takke var. Takke var böyle. O imanın sana kazandırdığı değil. O şuuru imani ile, noktalı iman ile o imanın içine girmek. İmanın içine girmek. Şöyle diyeyim. Birisine böyle iyiyiz ama hayal ediyoruz, gadaplanıyoruz. Adama kızıyor. Lan ne diyor? Başı devrilsin ya. Böyle bir adam falan. Ama bulaşık yürüyoruz, araba sürüyoruz falan. Kızıyoruz birisine. Kıza o duygularımız bizi içine almıyor. Olur bizi cehennem. Bu duygu içerideyken düşüne düşüne, tefekkür ede ede, konsantre ola ola, onu konuşa konuşa, onunla meşgul ola ola, o şişti, balon gibi bizi içine aldı. Bak içindeyiz, içimizin içindeyiz. O daha önce içimizdeydi. Tefekkür ettik, meşgul olduk, çok aktif ettik, balon oldu, biz içindeyiz, hadi çık hadi içinden. Cehennem işte. Bu haset. Kibir için kuyu diyor. Aynen iman da böyle. Tefekkür ede ede, konsantre ola ola, derse gide gide, kitap okuya okuya, iyi insanlarla oturup kalka kalka, o çekirdek, içimizdeki iman balon olmaya başlar. O içine giriyoruz. İçimizin içine giriyoruz. Fihi mafi. İçim dışımda, dışım içimde olur. Ondan sonra balonda durursun. Herkes çığlık atarken denizde boğulmaya işte
çırpınıyor boğulmamak için. Sen balonun içindesin. Balon sayran dalga geliyor. Gülürse gelirse çak üstten geçiyor gene çarşı. İman için balon içindesin. Vere dalin amin. Sünnet-i seniyeye o vaziyete temas eden meselelerine ittiba edikçe benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hifet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani bu çok önemli, acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Bak sünneti, bu mu doğru bu adam, bu insan mı? Bu hareket mi, şu hareket mi? Bu mu doğru, bu mu yanlış? Nereden bileceğiz? Herkes bir ayranım ekşidir, ekşidir demiyor, tatlıdır diyor. Bak şimdi diyor ki, acaba böyle hareket hak mıdır? Ne yapacağız şimdi? Bilmiyoruz. Tereddütlerden, vesveselerden kurtarıyor bizi. Ne o? Sünnet-i seniye. İşlediğimiz her bir günah, kafamıza giren her bir şüphe, kalbimize ve ruhumuza yaralar açıyor. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O işlediğimiz günahlardan tevellüt eden yaralar. Neymiş o? O yaralardan şu. İşlediğimiz günahlardan üç tane şey çıkıyor bitki. Vehim, vesvese, şüphe. Abi bende vehim çok. Varı yok yoku var görüyorum. Vesvese çok. Sıkıntım var diyorsan, günah işlemekten vazgeç. İnternetlerden, televizyonlardan uzak dur. Bunu diyen de pek kalmadı ya. Acayip bir şey. Bunu diyen de kalmadı maalesef. He? Yapacağım diyor. Diyor işte ama böyle de hedefe koyuyorlar tahtasına. Önemli değil. Biz onu eledik, eleğimizle astık. Hayatımız yerinde kullanılmıyorsa ben o hayat istemiyorum. Ustadım dediği için ben de taklit ediyorum. Yerinde kullanılmayan hayat bana da hakikaten bana da lazım değil. Yerinde kullanılmıyor mu? Ne yapacağım ki o hayatı? Bana yerinde kullanılacak hayat lazım. Yani arkadaşlar, bu mu doğru, bu mu doğru mu? Şu mu hak mı, bu mu hak? Nerede bileceğiz? Sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğasından çıkan bir davranış değil demiştik. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum, tazika çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Öyle değil mi? Nereye gidiyor bu yol bilmiyoruz. Ama yolun başında adam diyor ki buyurun buyurun buyurun. Yolun kenarına Çatalca'ya doğru giderken her 100 metrede bir adam var. Buyurun içeriye. Ulan ne var diye ben de merak ettim. Yani 100 metrede bir tabela koyuyor durdu. Ulan durdum hakikaten bir şey mi var dedim ben. Buyurun dedim. Meğer içeride et pişiriyor. Kendin pişir kendin yerler. Lan ben zannettim ki Bolu'da varmış. Kendin pişir kendin yer. Yani bu dünyada hayatımız biz mi kurduk ki, biz mi eti getirdik ki biz pişireceğiz. Kendin pişir kendin yer. O Çatalca'da oluyor yani. Bolu'da oluyor. Ya bu hayat, yani bu hayatın, bu vücutta, bu kafayla, bu kafanın idaresi yetmiyor ki. Hadi yetti diyeyim. İnsanlar var çevremde. Onlar nasıl çabacak? Sünnet-i seniye ittiba. Başka hiçbir şey yok. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum tazikat çok. Şu cümleye ne olur dikkat edin. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Nereye gittiği anlaşılmayan çok yollar var. Yukar, ben de gayet acizim. Yorulduk artık. Yani bugün dedim biliyor musun? Veya işte bir haftadan beri Allah affetsin ilk defa dedim. Bu son şeyde. Dedim ya Rabbi ben de yoruldum ya. Artık yoruldum ya. Acele etme abi. Acele etme. Yoruldum hakikaten ya. O anda öyleymiş. O anda öyle tamam. Yük ağır. Arkadaşlar o kadar yük ağır ki. Yani siz bana baktığınız gibi değil. Maalesef öncekiler varken abiler ne kadar rahattın. NASA şöyle benziyor. Hani babanın sağken dağların tepelerine kar, fırtına dolu olur. Babanın umrunda değil.
O kar fırtınadan güzel sular gelir ovaya. Ova su alır. Kara şey, neticeyi ova alır. Fırtınaya muhatap da. Önde olanların, yani bu işte Allah'ın istihdam ettiklerinin yükleri çok ağır. Allah yardımcılar olsun. Zor. Fırtına çok ağır. Yani iç dengeler, dış dengeler var. İç derken bu bedensel değil. Bulunduğun cemaat dengesi var, dış dünyada var, beklentiler var. Zirvede şey yapıyor, kusursuz istiyor. Yani bildiğin gibi değil. Sen yurt dışında dolaştın böyle. Adamlar bir şey söylüyorsun, tak da uyguluyor yani. Ha? O kadar sadık oralarda daha çok. Doğru yani, bu böyle diyorsa, bu buradan okuyor diyor. Allah kimsenin başına vermesin. Burada bir sadakatsızlık yapsan, buraya kanaat etmesen, bak görüyor musun, bak size göstereyim. Çalışa çalışa, çize çize yani. Tamam? Atıflarıyla beraber. Yoksa ne olacak ki ben kefene girdiğim zaman nasıl hesap vereceğim? Yani bu yol, bu şey mi, bak nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Çok yollar var. Ne yapacağız? Yukar. Ben de gayet acizim. Nazarım da kısa. Yol da zulümatlı. Nazarımız kısa. Göremiyoruz şurayı ya. Şurayı göremiyoruz ha. Nazarımız kısa. Ya birisi lazım. Çevir çevir çevir. Al ileriye, ileri ileri. Biraz da sağa çevir. Tamam. Ha. Buraya bile hiç bakmıyor. Burayı oradan seyrediyor. Böyle adam lazım bize. Aa işte o da bu. Yok. Bu. Peygamber aleyhissalatü vesselam duruyor. Ben size iki şey bırakıyorum diyor. Temessük ederseniz kurtulursunuz. Bir, Allah'ın kitabı. İki, onun uygulanmış şekli sünnet-i seniyye. Allah'ımıza nasıl yakışıyorsa peygamberimize öyle muamele etsin. Amin. Niçin? Olmasa neyin mi olduğunu geldiği halde doğruyu bulamıyoruz ya. Doğruyu bulmakta zahmet çekiyoruz ya. Yani dedim ki ya Rabbi ya ne kadar acayip bir üstad ya. Ta o tarihte bu günleri bize haritacı gibi çizmiş. Ondan sonra o kadar vicdan azabı çekecektim ki. Bir baktım kitaba bakıyorum, araştırıyorum, oturuyorum. Bu böyleymiş. Ha bu imadır, bu remizdir. Bu şahsi hukuk, bu umumi hukuk. Tak tak o kadar kolay ki bu budur. Bu budur. Onu da laikalar yıkıyor. Bak şimdi. Yukarı. Ben de gayet acizim. Tek başa dönüyorum ama dönüyorum gibi yapıyorum size kasten. Zihninize nakşetmek istiyorum. Yük ağır. Ben de gayet acizim diyor usta. Nazarım da kısa. Önümü göremiyorum. Yolda zulümatlı. Hayda. Hem nazarım kısa hem de yol karanlık. Şuraya bak. Yani ben amayım pek gözüm görmüyor. Yolda karanlık. Ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor. Selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor. Ya mesela bak mesela o kadar rahatım ki ben mesela bu olaylarda. Niye? Nasıl dedim? Bu böyle yazdığı için dedim. Bir yarman Allah soracak. Burada böyle yazıyor ya Rabbi. Ne kadar rahat. Bak niçin söyledim? Selametli yol görünüyor, yük hafifleşiyor. Rahat oluyoruz. Tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. Buna ait bir şey vardı Ali. Hem de size değişik bir atmosfer olsun. Derse gittim rüyada. Böyle bir rüya. Okay biliyor. Değişik bir atmosfer olsun, yeni bir şey olsun. Derse gittim rüyada. Fakat derse gittiğim yer böyle cam, yuvarlak. Orada oturuyor, oturuluyor ama cam. Yan cam, üst cam, alt cam, yuvarlak. Hiçbir şey köşeli değil. Dershane. Cam. Hiçbir şey köşeli değil. Sanki Kur'an harfleri gibi. Kur'an'ın hiçbir harfi köşeli değil. Latince'deki T gibi, L gibi falan değil. Böyle bir yere gittim. Ders yapıyorlar. Allah-u Alem. Dersin sonuna doğru mu, ortasına doğru mu? Ben gittim ama o kadar acayip bir şey ki ağaçların üstünde böyle bir şey, ağaçların üzerinde o camlı bir şey. Şöyle gittim ama baktım Allah Allah böyle ağaçlar,
Dağlar yani gözükmemiş manzara. Harika, mükemmel. Gittim. Bir sürü karabalık var. Böyle. X oturuyor. Zat. Ondan sonra Y zat, Y denilen bir şahıs. Onlar adına kalktı. O cemaatin çapını terk etmeden iki adım veya bir buçuk adım cemaatin dışına çıktı. Ve bana geldi. Beni ayakta karşıladı. Diğerleri oturuyor. Diğerleri halde bakıyor. Dedim ki, böyle durdu, niye geldin? Abi bir şey soracağım dedim. Abi bir şey soracağım dedim. Ondan sonra daha ne soracaksın demeden sağ taraf elini çevirdi, dağın tepesini gösterdi. Dedi ki senin soruların cevabı orada. Sen oraya şimdi değil dedi. Demiyor da hani buraya girme şimdi. Şu anda senin yerin yok. Burada yok. Sen şimdi o. Yani şöyle diyor net. Senin soruların cevabı şu karşıki dağın tepesinde. Peki abi. Nasıl çıktım, nasıl uçtuk, ne yaptık sen? Baktım tepede bir saray. Acayip bir saray. Kapıya vurdum. Üç defa. Bir. İki. Üç defa. Üç defa vurdum. Kapıyı açtı. Tahmin ettiğini daha önce demiştim. Bak, kimdi Alaaddin? Yok. Sen de. Kendimdi. Ben hayret içinde kaldım. O ben olan ben, o da gülüyor. Aynı böyle ama nasıl gülüyor? Ben, Allah Allah, çalan ben, açan da ben. Dışarıda ben, içeride de ben. Hayrete bakan ben, cevap veren o. Tuhaf. Böyle bakır, o gülüyor. Aynen böyle demek istiyor. Orada bir sorunuz var mıydı gerçekten? Yani rüyadan önce bir sorunuz var mıydı oraya soracak? Yani bir şeyler vardı böyle, sorun değil de bu enfus dersler var ya, yani bir parçasını şimdi söyleyeyim. Sorun değil aslında, sorun. Vardı. Vardı. Hemen tak aktarma oldu. Yani onaylandığı zahiri meseleleri ince şey yapma, zahirden geç. Enfusi derslere kuvvet ver anladım. 147 mesle dedi ki enfusi dersleri, enfusi şeyleri inceden inceye tetkikat yap. Burada hepimizin şeyi yani. Burada şu mesaj vardı. Yani aradığını oku, kendi uygula alemini. O ahirette olanlardı hepsi. Hepsini gördüm, tanıdım kısmen. Onlar yok dedi. Sen şimdi oraya. Buradaki meclise değil. Ha, burada işimiz var. Ha, varmış diye. Yani okuduğunu öyle papağan gibi anlatmak değil. Kendin yaşa. Aleminde şahidi ol. Tanıklığını yap. Enfüsüne kuvvet ver. Zübeyir abi dedi ki işte hayatımızı oradadır. Yani, onu bu daire onların dairesi. Evet. Bu daire onların dairesi. Okuduğunu enfüse, enfüs derslerle şey yap. Yani kendi aleminde karşılıklarını uyandır. Böyle kendinle meşgul ol. Bunlarla meşgul ol. İhtiyaçları olan, anladıklarımı söylüyorum. İhtiyaçları olanlara anlatırsın. Bunu esas alarak. O alemlerde bunun dışında asla zerre kadar hareket edemezsin. Belki bir yerlere gidersin. Muhyiddin Arabi, Konevi, Beyazıt-i Bestami gittiler. İmam Rabbani Hazretleri diyor ki, her dersime giriyor İmam Rabbani Hazretleri. Mübarek zat. Allah şefaatine mazhar eylesin. O kadın mükemmel ki ya, ona da hastayım yani. Onun imanına, onun inkişafına deliyim vallahi ya. Ya diyor, bak ne diyor, çıkmak mühim değil diyor. İnebiliyor musun? Miracın olur, ine. Muhyiddin Arabi inemedi. Neyse ya, inmedi. Ondan sonra, Konevi Hazretleri,
Beyazıt-i Bestami Hazretleri. Çıktılar, miraçlarını yaptılar, inmediler kardeşim. Ama bedenleri burada. Acayip bir şey ya, inmek. O zat diyor ki, mübarek, çıkmak daha meziyetli. Uçak da uçağı bilir, kullananlar da bilir. İnmesi zor. Çıkarken güç harcadığın için diş etkenler, rüzgarla falan hiçbir şey değil. İnmek zordu. Çünkü güç harcamıyorsun. Motoru kısmen azaltman gerekiyor ama diş etkenler seni etkiliyor bu sefer. İçteki güç olursa diş etkenler yok olur. Kalkarken iç güç çok. Ama inerken iç güç azaltıyorsun. İniyorsun motorun gücünü. O zaman seni sağlıyor. Birinde gücü veriyorsunuz abi. Birinde gücü kontrol altına alıyorsunuz. O kadar yani. Evet. Aynen öyle. Kontrol altına alacağız. İnmek zordur arkadaşlar. Ne nazarım da kısa, yol da zulümatlı, ne vakit sünnete yapışsam yol aydınlaşıyor, selametli yol görünüyor. Yük hafifliyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda, bak kendisi geldi. Bu da tebarruk, vallahi bilmiyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin, vallahi billahi bilmiyordum. İşte o zamanlarında İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bir müşahede tasdik etti. Ya bak İmam-ı Rabbani çıktı karşıma, yazı çıktı ya. Çok bu adamlar işin piri, bu yolları açanlar. Onlar diyor ki, kitabına tabi ol, sana denildiği gibi yap. Sadırdan değil, satırdan. Ben ne zaman buna uyara söylüyorsam kabul edeceksin, yoksa etmeyeceksin. Kim olursa olsun. Ben kim dediği için değil. Nereye hesabına söylüyor. Tabi olduğunu rahat edersin. Kafayı kaldırıp bunu adam gır 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 konuşuyor. Kaynak var mı kardeşim? Yok. Mübarek olsun de selamlaş. Kur'an'ın tabiriyle hecren cemila. Güzel bir şekilde ayrı. Var mı kaynak kardeşim? Zübeyir abinin dediği gibi sadırdan değil. Satırdan. Burada. Yoksa vallahi Mekke diye dolmuşlar var. Sonra evet beyler son durak. Abi yaptık Paris. Hani Mekke? Bizim dolmuş böyle. Pusulayı kaybettin mi? Allah kimsenin başına vermesin. Sünnet-i Seniyye'nin içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan şair. İslamiyet örf ve adetler var ya. Başörtü, namaz, takke, mezar taşları. Yani İslam'ı tanıtan her şey şairdir. Onlar çok önemli. Şair adeta hukuk-u umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Bu nevi şair yapanlar sakal, cübbe, takke, tesettür. Tamam mı? Gibi yani İslam'ı anlatanlar, anlatan şeyler riya girmez mi? Bazıları da ya bunu sen için, şöhret için yaptım bilmem ne. Kardeş, farzlarda nerede istersen Şişli'de istersen Sirkeci'de meydanda namaz kıl. Farzlarda riya girmez. Bunu Kastamonu'da anlatıyor. Sünnet-i Seniyye eğer şairi taluk eden bir sünnet-i seniyye ise ona da riya girmez. Girmez. Bak diyor ki bu nevi şaire riya giremez ve ilan edilir. Bak 54. Yoksa acaba kalırdık. Acaba yok. Ben şimdi ne diyorum? Bu böyledir. Niye böyle yazıyor? Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha emniyetlidir. Usta tarihçede mi geçiyordu? Bir diyor çarşaflı kadın sokağa çıktığı zaman 20 tane tesirli vaazdan ziyade vaaz ediyor diyor. Vaaz etse ne olur? Yaşamadıktan sonra değil mi? Allah kimseyi sapıttırmasın ya. Amin. Kusuruma bakmadan bir cümle söyleyeceğim ama bunlarla kalın. Vaaz etsene o. Üsküdar Belediyesi'nin belediye başkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'ndeymiş. Emekli o. Emekli müftüymüş yani. Bak şimdi. Olsa ne olur diye için aklıma Allah getirdi ya. Şuraya bak. Emekli müftü ya. İslam Kur'an düşmanına içinde gözüküyor şimdi. Demek ilim kurtarmıyor. Sünnet-i Seniyye. Başka mümkün değil.
Yani için eğer pusulanı kaybedersen hiçbir rüzgar doğru rüzgar değildir. Pusula bak gitti. Aklın alıyor, bak sen kafa sallıyorsunuz değil mi? Senin bile aklın almadığını adam nasıl doğru zannetti o ilimle? Çünkü buradan aşağı inmemiş. Gıybet olmadı mı? Diyor ki, gıybet olabilmesi için umumu hukuka taalluk etmemesi lazım. Şahsı hukukta gıybet olur. Mesela oğlum, kızım, bak onun kızıyla dolaşma. Bak şimdi yapayım. Yani ümmeti ikaz etme adına ehli bidayı söylemek tam tersine gıybet değil. Farzdır. Uyarmak, insanları uyarmak, ümmeti uyarmak için farzdır, farz. Ne gıybeti? Tamam. On o şeyle aldatıyor. Ya acayip bir şey. Demek ki bu nevi şaire riya giremez. Niçin söyle? Şair yaşamaktır, yaşamak. Şimdi bu kalkıp dese ki, ya bırak ya şey için, artisti için yapıyor, giyiniyor falan. Ya sen de bırak da sakalı göreyim. Artist için bırak bakalım, takkeyi koy. Çarşafı şey için bak. Fitne olurmuş diyor. Böyle bir dini cemaat da var. Çarşaf giymek fitne oluyormuş. Diye var yani. Acayip bir şey. Önemli olan o haramlar içerisinde gireceksin diyor kadına. O erkeklerin içinde dini anlatacaksın. Fesubhanallah. Allah o zaman peygamberlik kadından da gönderebilirdi. Sünnet-i seniye uymadık mı? Allah kimseye başlayan. Son ayet bitiriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'unu yuhibbukumullah. Şu ayet diyor ki Allah'a celle celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Ya Rabbi, hakkı hak bilip hakka yapışmayı, batılı batıl bilip batıldan uzaklaşmayı, izan, irfan, ahlak ve huy ve tabiatı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, aklımızı, kalbimizi, fiilimizi imtizaç ettir ya Rabbi. Amin. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahadetullah, bedenimize ibadetullah, hayatımıza istikametullah ver ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, kim bizden dua istiyorsa, kimin hakları üzerimizdeyse, kimlere söz vermişsek, kim hizmet imani ve Kur'aniyede çalışıyorsa Allah'ım onları iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Amin. Dertlerini bertaraf eyle ya Rabbi. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir ya Rabbi. Amin. Evlad-ı yarlarımızdan evlenecek çocuklarımıza hayırlı kapıları nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, hizmet imani ve Kur'aniyede takva ile, hizmette, iştinab-ı kebairle, sadakatla, ihlasla devam etmeyi nasip eyle ya Rabbi. Amin. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın şefaatini mazhar eyle ya Rabbi. Ahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.